Rum suresi 21. ayette evlenmeyi Allah'ın varlığı olarak gösteren, yani gösterilmekte, Allah tarafından gösterilmekte yani. O bizim için yani sükunet bulacağımız kişiler yaratması onun varlığının delillerindendir diye. Bir hadis-i şerifte de yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey gençler diyor, sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin diyor. Ve evlenmeyi peygamberlerin 4 sünnetinden birisi olarak sayıyor. Evlenmek için evliliğin yani karşı cinsin yasak olduğu kişiler var. Yani kan bağının olmaması gerekiyor. Bunlar Nisa suresi 22-24. Ayetlerde anlatılmakta. Evliliğin geçerli olması için yine şahitler olmalı. Yani en az 2 şahit bulunmasını Peygamberimiz söylüyor. Ve denklik çok önemli. Yani bir taraf zengin, bir taraf fakir olmaması gerekiyor. Yani bu evliliğin sıhhati için gerekli olan bir şey. Evlilik temiz nesillerin oluşması için gereken bir şey. Yani evlilik olmadan temiz nesiller meydana gelmesi mümkün değil. Evliliğin kelime kökenine bakacak olursak ev kelimesinden geliyor. Ve bu ev evliliğin ortam oluyor. Yani evlilik burada gerçekleşiyor. Evin olması için de tabii ki paranın olması lazım. Yani para olmadan, ev varlığı olmadan evlenmek çok doğru olmaz. Hocam, soru sorabilir misin? Evlenenlere burs vereceğim. Evlenildiği zaman evlilik huzuru, yani evlilik gerçekleşirken eşe mihir verilmesi gerekiyor. Bu yine Allah tarafından istenmekte yani. Mihri yani verilme süresine göre evlilik anında ya mehri mihri müsemma yani evli mihir vereceğini söyler. Mehri misil de mehri vermemişse daha sonra kendisi denginde mihir aldığı kişiler gibi ona da mihir verilmesi gerekiyor. Bu şekilde yani şu an ise gençler daha çok 25 yaşına geliyor. Evlenme imkanı bulamıyor. Okul ancak bitiyor mesela. Bu sebeple yani gençlerin biraz daha aktif olması lazım ve çabucak evlenmeleri lazım. Çünkü neslin devamı için bu gerekli. En sonunda evlilik güzel şey. Hiç güzel olmasaydı evlenir miydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem?